Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün sizinle kısa farkındalık bilgilendirmemle ilgili şu çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Hayatınızda sizi rahatsız eden ve bir şekilde ölçünüzü bozan, bir şekilde dengede kalmanızı engelleyen mutlaka hayatınızda belki birkaç, belki birçok faktör olabilir. Bu hallerle ilgili olarak daha önce denenmiş, yaşanmış hem de danışanlarımla uyguladığım bir tekniği paylaşmak istiyorum sizinle. Yaşamınızdaki bu olayları bir defterinize veya bir A4 kağıda tek cümle halinde yazarak hangi konulardan rahatsız olduğunuzu öncelikle mutlaka yazmalısınız. Örnek vermem gerekirse iş yerimde işte amirimle yaşadığım sorun. Birinci başlık bu olabilir. İkincisi ...özel ilişkilerde kendinizi değersiz hissediyor olmanız. Bunun gibi sorunlarınızı veya zorlayan deneyimleri böyle sıralı bir şekilde yazarsanız yukarıdan aşağıya... ...daha sonra her bir yazmış olduğunuz cümle için beş tane olumlu cümle yanına yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla yazarken bu boşluğu bırakarak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yazmalısınız. Yani... Eğer iş yerinizde e, amirinizde olan sorununuz varsa e, hemen yanında beş tane olumlu cümle yazacaksınız. E, amirimle yaşadığım veya müdürümle yaşadığım soruna rağmen e, ilişkimizin daha iyi olabileceğine inanıyorum. E, müdürümü, amirimi daha iyi anlayamak için e, çaba sarf etmeye niyet ediyorum. Diyebilirsiniz. E, amirimin iyi yanlarını görmeyi seçiyorum. Diyebilirsiniz. Bu şekilde e, olumlu cümleler kurarak e, o olumsuz hali e, pasifize etmelisiniz veya özel ilişkilerinizi kendinizi değersiz hissetmeniz. E, i̇lişkilerimde değersiz hissettiren hallerimin gerçekliğini görmeyi seçiyorum ve bugünden itibaren bunu görerek mutlu olmayı, değiştirmeyi, dönüştürmeyi seçiyorum diyebilirsiniz. İlişkilerde beni değersiz kıl kılan hangi haller varsa ...o konular hakkında daha fazla bilgilenerek gerçekliği öğrenmeyi seçiyorum diyebilirsiniz. E, i̇lişkilerimdeki değersizlik benden mi kaynaklı, karşı taraftan mı kaynaklı? E, bunu öğrenmeye niyet ediyorum ve kendimi değerli buluyorum yazabilirsiniz. E, dolayısıyla her bir cümlenin e, yanına beş tane olumluya dönüşen... E, ...veya nötr olan cümleler yazarsanız ve e, bunu her gün türeterek, her gün çoğaltarak o beş tanenin yerine yeni bir beş tane o diğer beş tane yerine yeni bir beş tane yaparsanız bir süre sonra o sizin olumsuz dediğiniz cümle kalıbınızın göreceksiniz ki sizi rahatsız etmediğini daha iyi bir şekilde o olaya bakabildiğinizi gözlemliyor olacaksınız. Bunu belirli aralıklarla yaptığınızda zihniniz artık bunu otomatikleştirmeye başlar. Ve siz artık yapmasanız da sizi rahatsız eden her bir ee, düşünce biçimi için artık o kendi kendine olumlu cümleler e, türeterek sizi e, fark ettirmeden aslında birçok konuda e, iyi bir şekilde getirmiş olur. E, bu çalışmalar e, zip çalışmalar yani hızlı sonuç alabileceğimiz e, her an her yerde yapabileceğimiz çalışmalar. Bu yüzden e, konularınızı anlayabilmektir aslında bir mevzu. Yani sizi rahatsız eden halleri sıralayabilmek zaten olayın yüzde ellisi. Diğer %50'si ise olumlu cümleler türeterek zihninizi olumlu düşünmesi gerektiğini öğretmeniz gerekiyor. Fayda olsun, katkı olsun. Her yaptığınızda inşallah daha da gelişerek ve dönüşerek kendinizden mutlu olabileceğiniz bir hale evrilelim. Hep birlikte görüşmek dileğiyle.